İlginç bir durum var. Şimdi bakın, bütün o Osmanlı'nın son zamanlarında da Kurtuluş Savaşı diye bahsedildi ya, ondan açıyorum bu bahisleri. İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı, şimdi Amerika'sı filan her türlü tavizleri alıyorlardı. Hiç sesleri çıkmıyordu. Burada diyordum ki ya daha iyisini mi bulacaklar, istedikleri fiyattan istediklerini alıyorlar. Şimdi de öyle yapıyorlar. Yağmalıyorlar. Borsa yükseliyor. Bu ekonomi çevreleri böyle. Ekonomi değil, finans çevreleri diyelim. İkisi ayrı şeyler. İyimserliğe meyilliler. Borsa yükseliyor diye işler iyiye gidiyor gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Ülke yağmalanıyor. Memleket, vatan, ucuza her şeyi. Evi, arsası, hisse senetleri, buna milli servet denir. Emeği, turizmi, otelleri, doğası, tabiatı bilmem nesi. Biz ucuz ülke olmak mı istiyoruz? Soru bu. Bunu mu istiyoruz yani? Makas değiştirmek bu demek mi? Bir çeşit üçüncü dünya ülkesi olalım. Efendim resepsiyonisti olalım dünyanın. Efendim marabası olalım. Bu mu? İstediğimiz şey bu mu? Peki makas değiştirdik. Makas değiştirmeden önce neydi? O zaman başka doğrular vardı. Şimdi başka doğrular. Lanse edilen şey bu. Madem öyle, 128 milyar dolar nerede? Kurdaki rekabet gücü yatırımda, üretimde ve istihdamda artışa yol açar. Madem rekabetçi kur iyiydi, bize yatırım, üretim, istihdam, fiyat istikrarı olarak geri dönecekti. Neden Türkiye'nin 128 milyar dolarını sattınız? Neden 128 milyar dolar satılarak kur baskılanmaya çalışıldı? Madem kur daha yüksek olunca her şey daha iyi olacaktı. O zaman biz Merkez Bankası'nın rezervlerini neden yaktık Sayın Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı'nın yüksek kuru savunan açıklamaları sonrası muhalefet cephesinden gelen ilk soru. Madem yüksek kur politikası izlenecekti, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervi neden kuru baskılamak için kullanıldı diyor muhalefet. Madem kuru sonunda bu kadar serbest bırakacaktınız, başına bırakacaktınız, o zaman niye geçen yılın Nisan-Mayıs aylarında kuru 6.85'te tutmak için bu ülkenin 128 milyar dolarını heba ettiniz? 128 milyar doları verdiler, bir de fiyatı artırdılar. Doların dolarları varsa bizim de halkımız var, hakkımız var, Allah'ımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan faize karşı olduğunu hep söyledi. Ama bugüne kadar da döviz kurundaki artışa karşı hep Türk lirasına dönüşü savundu. Türk lirasının itibarını. Para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı ülkenin itibarıdır. Milletin itibarıdır. Al, 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 al. Paralarını gidip dolara, bilmem avroya yatırmasınlar. Ülkemiz çok kısa bir sürede kur balonunu söndüreceğiz. Cumhurbaşkanının dövizlerinizi bozdurun, Türk lirasına dönün çağrısına uyanlar da oldu, uymayanlar da. Bugünse Erdoğan Türk lirasının en düşük değerinde olduğu dönemde yüksek döviz kurunun Türkiye için iyi olduğunu açıkladı. Hatta vatandaşın elindeki bugünkü döviz birikimine de vurgu yaparak. Bugün ülkemizde geçmişten farklı olarak bireylerin döviz borcu değil, bankalarda ve yastık altında ciddi bir döviz varlığı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dolarla ilgili perspektifine, önerilerine kulak asan kim varsa kaybetti, dinlemeyen kim varsa da kazandı. Sayın Cumhurbaşkanı eğer bir finansal kuruluşta yatırım danışmanı olsaydı çoktan işini kaybetmişti. Şimdi sıkıntıyı hep siz çekiyorsunuz dedim ya. Hatta bunu daha da tarif etmeye çalışıyorum detayıyla. Öyle eliti falan da değil. Bakın 100 sene, 120 sene önce de öyle. Böyle kahir ekseriyeti, hepsi diyemem tabii ama zengini, eliti, şusu busu değil. Halkı, halkı. Bu ülkenin milleti, savaş yorgunu, savaşa gitmiş, savaşmış. Ülkeyi kurmuş. Sonra o ülkeyi geçindirmeye çalışmış. Şimdi ailesini geçindirmeye çalışan ve sağ duyusuyla bu ülkeyi ayakta tutmaya devam edenler. Bunun detaylarına daha sonra geleceğiz. Onlar bu ülkenin demokrasi geçmişini oluşturuyorlar. Geleneğini oluşturuyorlar. Bu ülkenin demokrasisini de yabana atmamak lazım. Yani seçim 15-20 ayda bir olur. Bilmem şu kadar zamanda bir olur filan. Seçim kötü bir şey değil. Olması gerekiyorsa olur. Ha çok sık olması kimsenin söylediği bir şey değildi. 15 ayda bir seçim yapıldığı dönem AK Parti iktidarı dönemiydi ortalama. Ve istikrar olduğu yönünde bu dönemin istikrarla tarif edileceği daima dile getirildi. Şimdi bundan şikayet ediliyor.
Ama mesela kabile devleti diye seçim olan ülkeyi tarif etmek öyle feci bir şey ki. İşte buyurun, işte Birleşik Arap Emirlikleri veya onun gibi ülkeler. Hiç olmuyor seçim. Ne peki? Dünyanın gözde demokrasilerinden biri mi onlar yani? Böyle mi?